Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki ÖSYM tadında sorular 5 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir görevli kenar uzunluğu 8 kök 2 birim olan ABCD karesi biçimindeki peçeteleri D köşesinden tutup AC köşegeni boyunca katlayarak ön yüzü KLMN dikdörtgeni biçimindeki peçeteliğe aşağıdaki aşamaları izleyerek yerleştirmiştir. Dik üçgen yapmış 8 kök 2. Burası da 8 kök 2. O zaman kök katından dolayı burayı da buluruz. Kök katı kaç yapıyor? 16 yapıyor değil mi arkadaşım burası? Tamam. Sonra peçeteliğe koymuş ve şu şekil karşımıza çıkmış. Bu nasıl bir dik üçgen arkadaşım? 45, 45, 90 üçgen değil mi? Evet. 45'leri yazalım. Şurası da 45, burası da 45 ve burası nedir? 90. Şu da bir dikdörtgen vermiş. Hocam burası 90, 90, 90 olduğundan dolayı burası da 90 olduğundan burası da 45 oldu. E o zaman burası da 45, burası da 45 çıktı mı çıktı. Şuradaki yüksekliği kaç vermiş bize? 3 vermiş. E, x kenar dik üçgenden dolayı burası da 3. E, dik üçgenin dik kenarları 8 kökü değil mi? Evet. 3 kökü 3 kökü. Pardon burası 3 3 ise burası 3 kökü oldu. E bunun tamamı 8 kökü olduğundan buraya ne kaldı? 5 kökü kaldı. O zaman burası da 5 kökü. Kök katından dolayı burası da 10 çıktı. Bizden mavi dikdörtgenin alanı isteniyor. Mavi dikdörtgenin alanı kaç yapar o zaman? 10 çarpı 3'ten 30 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla Kaçıncı soru? Birinci sorunun doğru cevap. Böylelikle C an oldu. Geldik 2'ye. ÖSYM köşesi bir soru. Uygulamadan bakarsınız. Ben çözemiyorum. Geldik 3'e. Kenar uzunlukları 6 ve 8 cm olan dikdörtgen biçimindeki karton kesikli çizgiler boyunca kesilerek iki küçük eş dik üçgen. Arkadaşlar iki tane küçük eş dik üçgenmiş. Yani bizim buradaki üçgenlerimiz eş. Şu üçgenle şu üçgen eş. E hocam burası 90 ya. Burası da 90. Bir de bir dik üçgen ve dikdörtgen. Evet görüyorsunuz. Şurada açılara dalacak olursak madem eş üçgen alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta madem bunlar eş üçgen 90'ın karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Alfanın karşısındaki bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Betanın karşısındaki bu kenarla da betanın karşısındaki bu kenar birbirine eşittir. Hocam 6'ydı. 6'ya e, yuvarlaksa burası da yuvarlak. Burası 3 3 yaptı. Sonra 8'di burası. S S burası da S. Bunlar da 4 4 yaptı. Hatta 3 4 5 üçgeninden buraları da çıktı. Bunları almışım bu şekilde yapıştırmışım. Dikdörtgenin kenarı ne? Şöyle dikey kenarı 3. Hocam burası 3. Burası 3. Dik üçgenin üçlük kenarı yapıştırılmış. O zaman burası 4. E o zaman burası da 4. E o zaman burası da zaten 4. Şimdi buranın ne olduğunu biliyoruz. 6 ve 8 olduğunu biliyoruz. 6, 8, 13 üçgeninden burası da 4 olduğundan buraya da 2 kaldığını biliyoruz. Şimdi elde edilen parçalar yukarıdaki gibi birleştirerek yeni bir şekil oluşturuluyor. Son durumda oluşan şeklin çevresinin başlangıçtaki dikdörtgenin çevresine göre değişim aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar çevre 1'e baktığınızda 8, 6, 14, 14 daha 28 mi yaptı? Evet çevre 2'ye bakalım. 6 var, 8 var, 14, 17, 17, 4 daha 21, 25. Sonra burası da 3, 28, 2 daha kaç yaptı? 30 yaptı. Çevre 2 de 30 yaptı. Ne kadar fazlalaştı? 2 fazlalaştı. Yani 2 artmış oldu arkadaşlar. O zaman cevabımız ne çıktı? B seçeneği çıktı 3. soruda. Geldik 4'e. Düz bir kağıt üzerinde resmedilmiş ABCD karesinin içinde 4 tane eş K karesi, 3 tane de eş L karesi. Evet 4 eş ve 3 eş. Şunlar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Ya burası 3 part, 4 parçaya burası da 3 parçaya ayrılmış. Ortak bir şey diyelim. Hani buraya A A A dersek 4A 4A/3 bölü 3 diyeceğiz buraya. 4 ile 3 kaçta birleşiyor? 12'de birleşiyor. O zaman ben şuradaki kenara ben bir 3A diyecek olursam her bir kenara 3A 3A 3A. 3A. Hocam 12A. O zaman buradaki her bir kenar 4A 4A 4A. Olur mu? Olur. Sonra e hocam burası da 4A burası da 3A bir de ABCD karesi demiş. ABCD bir kare ise bunun tamamı 12A ise burası da 12A olacak. E burası da 12A ise eğer 4 7 ise buraya da kaç A kaldı? 5A kaldı. Şuranın da ne olduğunu biliyoruz. 12A olduğunu biliyoruz. Sonra tabletin e, şu ABCD dikdörtgen şeklindeki yapı dikey vaziyetteyken ekranın tamamını kaplıyor. Yan çevirdiğinde de 3'te birini kaplıyor. Yani 3'te birini kaplıyor demek ne demek? şunlar 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 birbirine eşit işte oluyor demek midir? Evet. Şimdi ya atıyorum burası alan olarak atıyorum burası S olsun. Burası A olsun. Burası B olsun. Burası da C olsun. Çift çizdeki alan A artı B artı C artı S ise 3 tane çift çizdeki alan ne olacaktır? Bunun 3 katı olacaktır. Yani 3A, 3S, 3B ve 3C mi olacaktır tamamı tabletin ekranı? Evet. O zaman mavi alan burada ne oluyor? Dikey kısımdayken 3S olacak. Burada kalan 3a olacak, burada kalan da 3b olacak, burada kalan da 3c olacak, değil mi? Evet, burada benzerlik şeyi yapamayız. Bak, 3'te birlik kısmını kaplıyormuş alan, yani burası üçte birlik kısmıysa, burası a, s, b, c ise, burası da 3a, 3s, 3b, 3c olmak zorunda. O yüzden burası 3s oldu. Zaten bize mavi boyalı bölgenin alanını 15 vermiş, e, o zaman burası 15 ise, burası kaç oldu? 45 yaptı. 45 alanı neye eşit arkadaşlar? 5A ile 12A'nın çarpımına mı eşit? 5A çarpı 12A eşit olacak. 5, 5, 9'u 5'e bölsen 9. Hocam 3'e bölsek, 3'e bölsek 3 ve 4. Buradan 3 bölü 4 eşittir. A kare mi yaptı? Evet A da buradan kare alınca kök 3 bölü 2 mi geldi? Aynen öyle. Tabletin ekranının eni ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar. En boy. Eni şurası değil mi arkadaşlar? Yani 12A isteniyor bizden. O zaman 12A'yı bulurken 12 çarpı kök 3 bölü 2'den o da kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? 6 kök 3 çıkıyor. İşte buradaki uzunluk bakın 12A olduğundan dolayı cevabımız da 6 kök 3 oldu. Yani kaçıncı soru bu? Dördüncü soru galiba. Dördüncü sorunun doğru cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 5'e. Aşağıda birim kareli. Dikkat dikkat birim kareli her bir kenarı bir birim. Kağıt. Önce K1 katlama çizgisi aslında katlanıyor. Arkadaşlar önce K1 boyunca katladım. Şu şekilde bir şey geldi. E, ee, dikkat edersen 1, 2, 3, 4 parça. 1, 2, 3, 4 parça. Şurası altta da 1, 2, 3, 4 parça kalmış oluyor. Sonra ne yapmışız? K2 doğrusu boyunca katlamışız. Şöyle bakalım. K2 boyunca katlamışız. Evet. K2 boyunca da katlayınca ne oluyor arkadaşlar? Şu şekilde bir şey oluyor. Şöyle katladık. Bu buraya denk gelmiş oldu. Şuradaki kısım buraya denk gelmiş oldu. İşte bu şekil karşımıza çıktı. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Geriye doğru açılım yapacağız. Öncelikle burası kaç? 3. Burası kaç? 4. 3, 4, 5 üçgeninden şurayı yazalım. Aynı şekilde bak burası da 5, burası da 3, burası da 4. Şimdi katlanan kağıt D doğrusu boyunca kesilip açıldığında büyük parçanın çevresi kaç birim olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi büyük parça hangisi oluyor arkadaşlar? Sen bunu kestiğin zaman bu küçük parça gitti. Hocam şuradaki değil büyük parça dediğimiz yer Sanki şurası yapıyor arkadaşlar değil mi? Evet şu parçayı bulmaya çalışacağız. Büyük parçanın çevresi. Geriye doğru açılım yapalım. Öncelikle en son K2 boyunca katlamıştık. Katlamayı K2 boyunca açalım bakalım. K2 boyunca açtığımız zaman şöyle mi yaptı burası? Evet. Hocam şuradaki şeklin şu katlamada şunu şöyle açacağım. O zaman bu nokta simetriği neresi? Burası. Bu noktanın simetriği neresi? Burası. Buradaki kesik çizgi nereye denk geliyor? Şöyle şuraya denk geliyor. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Şuradaki kesik parça e, şunu açtığımız zaman Bakın şunu açtığımız zaman Dur bakalım bütün parçaları bulalım. Şunu açtığımız zaman şu parça nereye gelmiş oldu? Hop şu parça buraya gelmiş oldu. Tamam. Sonra tabi uzunluklarda yazalım istersen. Yani bu hocam burası da 5 birim. İşte burası 3 birim açtığımızda burası 4 birim. Şurası da kaç birimdi? 4 birimdi. Sonra Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bak bu kağıt farklı bir kağıt. Sonra ha ben bunu böyle açtığım zaman şu buraya geldi ama bak bu buraya geldi ama bu kağıdın devamı şurası da yapıyor. O yüzden bu buraya denk geldi ama burası da var mı? Var. Şimdi ne yapacağız? Kağıdı K1 boyunca katlamıştık. K2 boyunca açalım. Yani 4 birimlik yukarı açacağız. E 4 de yukarı açtığımız zaman da şöyle bir şey mi olacak? Yine kırmızıyla açayım. Şöyle 4 birimlik yukarı açtığım zaman da şöyle bir şey olacak. 4 birimlik açtığımız zaman da şuradaki simetriklerini alacağız. 4 birim. Bunun simetriği buraya mı denk geliyor? Evet. Hemen şunu gösterelim. Bunun simetriği buraya geliyor. Bak buradaki noktanın simetriği kesikli çizginin de simetriğini almamız lazım. Yani bu şöyle yapmış oldu. E o zaman arkadaşlar e, şeklin bunun simetriği de zaten burası yapmış oldu. Değil mi? Biz neye göre açıyoruz? Bakın şuradaki kağıdı açıyoruz aslında. Buradaki katlamayı açıyoruz. Şöyle yukarı doğru açıyoruz. Açtığın zaman da şuradaki kısım şöyle şuradaki kısım şuradaki kısım yukarı doğru gelmiş oldu. Şuradaki kısım da aslında yukarı doğru çıkmış oldu. O zaman yukarı doğru çıkmış olduğu için şuradaki taralı kısım burası mı oldu? Evet en büyük parça şu sarıyla gösterdiğim parça oldu. Bu arada uzunlukları da yazalım mı yazalım. Beşken burası da kaç? Beş. Üçgen burası da 3. Dörtgen burası da 4. 4, 4. Sonra burası kaç? Ee, burası şöyle hesaplayacak olursak. 3, 6. Burası da 9. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Burası da 4 birim. İşte bizden bunun çevresi isteniyor arkadaşlar. Yani şuradan itibaren sayacak olursak eğer 6, 4, 4, 14, 19, 24, 29 sonra 29'dan sonra 5 var. O da kaç yapıyor? 34 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çevresi tek tek sayayım isterseniz yazayım onları. 6, 4, 4 sonra 5, 5, 5, 5 var değil mi arkadaşlar? 5, 5, 5, 5 var. Bunların toplamı da kaç yaptı? 34 yaptı. Böylelikle 5. soruyu ne bulduk arkadaşlar? Balık eseri bulduk. Sadece en sondaki şekli geriye doğru açacaksınız arkadaşlar. Şu ayrı bir kağıt oldu. Bu ayrı bir kağıt oldu. Ee, şöyle şu ayrı bir kağıt oldu hatta. Şöyle açtığın zaman şöyle. Şurası bir bütünsel mi oldu? Evet burası da bir bütünsel oldu. Bu ayrı kağıt. 1, 2, ondan sonra burası da ayrı bir kağıt. 3, 4 parçaya ayrılmış oldu. İstersen dene. Şu şekilde katlamayı yap ve kesmeyi de yap. 4 parça olduğunu gör. En büyük parça da bu olduğunu gör. Bu şekilde kesme ile alakalı güzel sorular var. Bu kitapta özellikle e hemen hemen her çeşitine özen verim gösterilmiş. Her çeşit soru sorulmuş. Gerçekten güzel. Evet 5. soruyu böylelikle balık eser bulduk. Geldik 6. soruya. Alan ABC'de 40 demiş. E arkadaşım dörtgen burası kaç yaptı o zaman? 10 yaptı. 10 ile 4'ün çarpımı 40'tır. Şimdi buradan böyle bir şey var. C'den L'ye gelmiş sonra K'ya gelmiş. Bu K'li artı lc yolu en az kaç verilmiş arkadaşlar? 10 verilmiş. Biz bu toplamı bu şekilde kestiremeyiz. Biz bu toplamı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle simetriğini alıyorduk şeklinde. Hop simetriğini alalım. Simetriğini aldığımız zaman ne olacak arkadaşım? Şöyle bir şey olacak. Hocam şurası aslında A burası B. A artı B en az. Ben böyleyken kestirem ama şöyle katlamasını aldığımız zaman burası daha oldu ya. A artı B en az nasıl oluyordu arkadaşlar? Hop şöyle doğrusal olduğunda. Yani L noktasını tam burada aldığımızda. Neyse sen bunu doğrusal kabul et. Tamam mı? Şu A ile B ne? A ile B doğrusal kabul et. Doğrusal olduğunda en az değerini alıyor arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı. E o zaman burada işlemlerimizi yapalım. Şu verilmiş bize. Hocam şurası kare olarak verilmiş. Ben bunlara da x diyeyim. Karenin alanı kaçtır diye soruluyor o zaman bize. x x diyecek olursak Hocam dik üçgene karşılık getirecek olursam şöyle. E, o zaman burada şu A ile B toplamının en az değeri isteniyor. Biz bunu ne dedik arkadaşlar? Doğrusal kabul ettik. Şu doğrusal kabul edeceğiz. Yani burası A artı B oldu. Şimdi şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı mı çıkmadı. Ne yapabiliriz burada? Hocam burası da 90 burası da 90 ya 90'lar var. Dik üçgene karşılık getireceğiz. Ne yapabiliriz? Şöyle dikdörtgene tamamlarsak. E hocam x iken burası da x tamamı 10'du. Buraya 10 eksi x kaldı. Hocam dörtgen burası da 4 yani burası da 4. E tamamı da 4'tü buraya da 4 eksi x kaldı. Yani dik üçgenin bir kenarı ne oldu arkadaşlar? Dik üçgenin bir kenarı 4 eksi x ve 4'ten dolayı 8 eksi x. Diğer kenarı 10 eksi x. Diğer kenarı da kaç? En az değeri de gittiği en az değer şu mavi çizgi boyunca gittiği zaman yani l'yi burada aldığım zaman olacak. O da 10 olarak verilmiş. Normalde 10'un karesi eşittir 8 eksi x'in karesi artı 8 eksi x'in karesi artı 10'un 10 eksi x'in karesinden yapacağız. Ama 10 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. E, hocam x yerine 2 yazarsam eğer bakın x yerine 2 yazdığımda burası 6 oluyor. Burası 8 oluyor. x yerine 2 yazarsam. Dikkat. x yerine 2 yazdığımda sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Burası 6 oldu. Burası da 8 oldu. E o zaman bizden ne isteniyor? Bizden x'i bulduysak arkadaşlar 2 diye karenin alanı isteniyor. O zaman alan dediğimizde 2'nin karesinden kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Dolayısıyla 6. sorunun doğru cevap böylelikle D seçeneği oldu ve Hüseymet adında sorulardan 5.sini bitirdik o zaman diyoruz bir sonraki videoda 6.sında görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşça kalın